iyi, iyi olabilir. Teşekkür ederim. Sizinle paylaştım çünkü yani akıllı insanlar herkes bir fikir verebilir. Daha bunu birilerine açmadım ama sosyal medyada birilerini açabiliriz, belli programlarda birilerini açabiliriz. Çok yapmak istediğim bir şey bu. Aynı dediğiniz gibi işte Twitter'da, Instagram'da insanlar kayıplarını parça parça yazıyorlar. Bu bir yaz tutma şekli, bir kayıt bırakma şekli, acıyı paylaşma şekli. Ama biz sayılı indirgiyoruz bazı şeyleri ve bunu istemiyorum ben. Yani e, İstanbul'da yaşayan biri olarak Hatay'da birilerini tanıyordum sadece. E, bunu yapmam ne kadar doğru bilmiyorum ama birilerine de sordum. Hep birlikte de tartışır, konuşuruz. Kaybı olanlarla özellikle belki de konuşmak lazım. Ben psikiyatrlara sordum ve teknik olarak bu iş yapılabilir mi? E, fikrim şu ki e, 50 bin, 100 bin, 20 bin, 40 bin demeyelim sayıları indirgemeyelim onlar vardı insanlardı, çocuklardı, birilerinin annesiydi, kardeşiydi, akrabasıydı. Bazı ailelerden çok insan birden vefat etti. Bazı ailelerden belki soyadları gidecek kadar insan vefat etti. Ben de e, sosyal medyaya, Twitter'a daha çok baktım bu dönemde ve susmamız gerektiğini biraz bizim taraftan öyle düşündüm. Çok konuşuyoruz bazen. Yani ben İstanbul'lu biri olarak söylüyorum, büyük şehir şeyi. Hemen işte İstanbul depremini konuşmaya başladım. Vesaire. Biraz onları dinlemeye ihtiyacımız vardı ama öfkeli olduğum için üzgün olduğum kadar öfkeli ve belki daha bile çok öfkeli olduğum için bir şeyler yazdım ve orada insanların hayatlarına dair bir şeyler gördüm. Parça parça insanlar, kuzenim, yeğenim, bebeğim diye anlatıyorlardı ee, ve diyorum ki bir internet sitesi olabilir bu yazılı olarak insanların girip kendi anılarını yazabildikleri belli insanları tanıdıklarını akrabalarını anlattıkları bir anı defteri gibi olabilir ve bunu biraz daha Wikipedia gibi yapalım diye sadece ben e, az insanla konuştum. E, mesela bunu İlker Küçük Parlak'la konuşurken kendisine bir psikiyatrist olarak, psikiyatr olarak pardon sorduğumda Wikipedia fikrini önerdi. Nasıl ki Wikipedia'da da birileri girip koca bir metin yazabilir ama altında görebiliyorsunuz kahramanmaraş'ta olanlar, Gaziantep doğumlular, şu mahalledekiler, yıllar hani hem yıllarını görebiliriz, hem mahallelerini görebiliriz. Belki apartmanları bile görebiliriz. Yani binaların isimlerini bile görebiliriz. Böyle bir e, teknik sistemi de Eylül Görmüş'le konuşmuştum. E, tabii kayıpları olanlara sormak lazım. Belki de yıllar sürecek bir proje olabilir bu. insanlar girsinler, kendileri kaydetsinler. Şimdi insanların telefonları yok, bilgisayarları yok. Çok daha akut problemlerle uğraşıyorlar. Hmm. Çadır bulamıyorlar, yiyecek bulamıyorlar, Hiç. tuvalet sorunu yaşıyorlar. Oturup da belki e, sevdikleriyle ilgili anılar yazamayacaklar. Ama yaz tut, tutma süreci ve bizim için de unutmama süreci ancak böyle olabilir. Belki de hali hazırda şoktalar. Şoktalar. Donmuş ki. durumdalar. Evet. Ama biz böyle de hesapta sorabiliriz. unutmamaya da sağlayabiliriz. Sayılar çok afaki şeyler ve duygusuz şeyler. Ben böyle belki okurum diye bile, şimdi burada zaman olmaz ama, The perdesiz diye Twitter'da Yusuf Unutulmazmış soyadı. Aslında tiyatroyla uğraşan biri, bugün yazıştım. Kendi soyadını değiştirdi, Yusuf Unutmaz yap. Yani o kadar e, trajik ki böyle ilk zamanlarda bu gördükleriniz e, Antigonun bir e, ya yani bir Antigon oyunu değil diye paylaşarak birkaç şey yazdı. Yani Sofokles o kadar etkili yazamazdı benim için. Yani öyle düşünerek okudum. Annesiyle anne kaybının üstünden bir şeyler yazmıştı. Hakikaten bıçak kemikte diyerek de bitirerek e, bundan sonra bizim ailemizin soyadı unutulmazdır. Ama unutmaz yapacağım diye. Yani bugün de mesela tam da buraya gelmeden önce anneannesini ve annesini böyle tatlı şeylerini anlatıyordu. O işte 15 yaşın 16 yaşında evlendi, Umre'ye gitti, WhatsApp gruplarından torunlarıyla konuşurdu. O kadar güzel ki insanlar böyle çünkü kanlı canlı 50 bine yakın insan kaybettik, belki daha çok insan kaybettik ve kanlı canlı insanlar e, akrabalarına yardım çağrısı yaparak yardım isteyerek vefat ettiler ve pek çok can bugün belki Zamanında yardım gelseydi hayatta olabilirler oh, mi ihtimaliyle tekrar güzel. tekrar o olayı yaşıyorlar. Yani ben öyle bir durumda nasıl hissederdim düşüne tekrar ihtimali. Çünkü hepimiz bir evet. kaza geçirdiğimizde tekrar onu yaşarız. Ve o insanlar ya öyle olsaydı ya böyle olsaydı ihtimallerini binlerce kere yaşıyorlar bence akıllarından ve yaşayacaklar. Bari onların isimlerini biz böyle e, yayından önce sorarken Fatih Bey de Çanakkale Savaşı'nda e, işte kaybeden ile kay yani kaybolan şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu bir anıttan ve yıllar sonra bir akrabasını bulduğundan bahsetmişti. Böyle şeyler de yapıldı. Bu bir ilk fikirde de değil. Yani işte 11 Eylül'den sonra dergiler çıktı. Ya. İşte değil mi? An ama biz Azı kendi Avrupa'da terör kurbanlarına Tabii. şeyler. Anıtsayaç biz kend... evet, anıtsayaç. Evet böyle bir şey çok bunlar direnme hafıza. Bizler hafızamızı kendimiz tutamazsak başkaları gelir bizim zihnimize hafıza eker. Ve yıllardır zaten yapılan bu bu coğrafyada bu bir kader gibi ama kendi hafızamızı tutmalıyız. Şehir tutmalıyız. hafızamızı evet. da tutmalıyız. Peki.